Selamun aleyküm gönlü güzel dostlarım. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle gördüğünüz üzere her tarafı çiçek, tomurcuk olan Bodur can güzeli kızlarımla çıktım. Dostlarım, bugün sizlere mevsim geçişinde bu cam güzelleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere cam güzelleri sıcak havalarda yaprakların da aynen şuradaki şekilde olduğu gibi sararmalar oluyor biliyorsunuz. Hani sizlerde. Şimdi arkadaşlar havalar normalde Eylül ayında çok fazla soğumuyordu yani. Yani Ekim'in sonu Kasım'ın başına kadar soğuma yapmıyordu. Ama bu sene mevsim değişikliklerinden dolayı herhalde yaz geç geldi, kış erken geldi. Arkadaşlar normalde ne yapıyorduk? Haftada 3 veya 4 defa havaların sıcak olduğu zaman can güzeli kızlarımızı suluyorduk. Şimdi arkadaşlar bu sulamayı azaltıyoruz. Gün veremeyeceğim size. Neden gün veremeyeceğim? Toprağınızın kuruduğundan emin olduktan sonra sulama yapın. Peki neden böyle bir şey söyledim? Hemen açıklama yapmak istiyorum. Havalar soğuduğu için arkadaşlar yine aynı yaz ayındaki gibi 2 günde veya 1,5 güne bir sularsanız ne olur? Havalar soğuk olduğu için çok sulamadan aynen bu şekilde sararma olur. Ben çiçeklerimi sulamamıştım ama benim çocuklarım dışarıda benim çiçeklerimi suladığımı görünce ben fark etmeden hortumla benim çiçeklerimi sulamışlar. O yüzden benim de bakın arkadaşlar şu özellikle şu saksımda sararmalar var. Bu sararmanın sebebi arkadaşlar yaz ayında çok yaz ayında aşırı sıcaklardan olur. Havaların soğuk yani havaların soğuk olduğu zamanda da dostlarım çok aşırı sulamadan dolayı ne olur? Yapraklarında sararma olur. Zamanla da mantar hastalığı olur ve köklerinde çürüme yapabilir ki bu zamanlar zaten çok tehlikeli zamanlar. Neden tehlikeli zamanlar? Çünkü bir sıcak, bir soğuk, bir rüzgarlı, bir serin derken çiçeklerin hani zorlandığı, strese girdiği zaman ki cam güzeli keza normalde yani dostlarım yeri bile değiştiği zaman hemen küser, kendi kendine afra yapar, tafra yapar, cilve yapar. Biliyorsunuz cam güzellerini. Zaten katmerli cam güzelleri cam güzeli çiçekler arasında en hassas, en narin, en zor köklenen yani çabuk da hastalanan çiçek türüdür dostlarım. İşte zaten benim bu cam güzelim sıcaklardan bir darbe yemişti. Tam toparlanırken bir de soğuklardan çocuklarım çok aşırı sulama yapınca da bir darbe daha yedi. Neyse darbelerle yaşamaya devam ediyor. Ama hala usanmadan bakın dostlarım tomurcuk veriyor. Bana çiçek veriyor ama bayağı bir eski haline nazaran bayağı bir yaptığım kür işe yaradı ki keza yani çocuklarım yani sulama yapmasaydı daha iyi olabilirdi. O yüzden toprak böyle hani sulamayın dediysem böyle takır takır da kurutmayın da dostlarım hani yani biliyorsunuz zaten sizlere hani nasıl sulamanız gerektiğini zaten sizler benden de daha iyi bilirsiniz. Öyle sulama yapın. Peki bu mevsim geçişi neden tehlikeli dedim. Arkadaşlar un biti tam bu sıralar olur. Genellikle cam güzelleri çok un biti olmaz ama yanında yaprak güzeli kalonşa varsa sukulent kaktüs varsa yani o çiçeklerden saksılarınızı uzak tutun. Çünkü kalonşa yaprak güzeli sukulent cinslerinin tam böyle dostlarım un biti olma zamanıdır. O yüzden uzak tutun onların yanından. Çünkü un biti hiç fark etmediğiniz zaman sırasında serper. O yüzden bayağı bir sıkıntıya sokar. Ben de çiçeklerinizin sıkıntıya girmesini istemiyorum. Çünkü un biti bayağı bir uğraştırıcı, lanet bir yani tür. Temizlenir mi? Temizlenir. Arınır mı? Arınır. Ama bizi de yani arındırana kadar yani insanlıktan hani çıkıyoruz deriz ya insanlıktan çıkartır bizi delendirir kafayı bozdur yani öyle bir pis bir hastalıktır yani ondan sonra toparlanması zor tek tek onu çubukla ondan sonra temizleyeceksin ondan sonra kolonyaya falan batıracaksın bir sürü sonra spreylerini yapacaksın bir sürü meşakkatli iş o yüzden çok dikkat edelim
Çiçeklerimize dostlarım. Bugün çiçeklerimi canlandırmak için kür uygulaması yapacağım. Peki bu kür nedir? Arkadaşlar bayağıdır vermiyordum. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Dostlarım burada benim keten tohumum var. Evet şöyle yakınlaştırıyorum. Yanlış duymadınız. Keten tohumu bildiğimiz. Ben bunu aktarlarda buluyorum arkadaşlar. Zaten aktarlarda bulabilirsiniz. Aktarlardan alın. Keten tohumu dediğinizde size bu halini vereceklerdir. Ama bize bu hali lazım değil. Hangi hali lazım? Toz hali lazım. Eğer evinizde dövücü hani şu bız denen öğütücüler var ya böyle koyuyorsunuz. Ondan varsa bunu un haline getirebilirsiniz kendiniz evde. Hani varsa böyle taze taze kullanacağınız zaman un haline getirdiğiniz zaman daha etkili olur. Ama yoksa benim gibi dostlarım aktarlarınızdan rica edin. Onlar size toz haline getirecektir dostlar. Şurada göstermek istiyorum. Ağzını açacağım. Toz hali nasıl? Ay açamadım. Poşetle böyle ağızlarını sıkı sıkı bağlıyorum ki hani nemlenip ibalanmasın diye. Bakın. Bu da toz hali, öğütülmüş hali dostlarım. Aynı şey gibi. Hani böyle biraz yağlı dostlarım. Kıvamı. Yani böyle hani yer fıstığını hani ezersiniz ya hani robottan geçirirsiniz öğütü düzen geçirirsiniz de aynı o halde. Keten tohumunun hakkında vermeden önce ufak bir bilgi vereyim. İkisini de şöyle göstereyim dostlarım. Keten tohumu bütün çiçeklere uygulayabileceğiniz bir işlemdir. Hiçbir problem olmaz. Bütün çiçeklerinizi uygulayabilirsiniz. Ama lakin şöyle de bir problem var. Arkadaşlar açmayan bir çiçeğiniz oldu muydu? Hemen keten tohumu o problemi çözer. Açmayan çiçekleri açtırır. Bütün çiçekçilerin kullandığı en gizli formüllerden bir tanesi keten tohumudur. Ben bakıyorum şöyle. Açmayan bir çiçeğim mi var? Hemen keten tohumumu devreye sokuyorum. Açan çiçeğimi de daha fazla tomurcuk, daha fazla çiçek vermesi için kullanıyorum. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Hemen sizlere göstereceğim. Dostlarım nasıl kullandım? Şöyle elime 1 litre su alıyorum dostlarım. Şuradan 1 adet kaşık alayım. Bir saniye. Evet. Dostlarım kaşığımı da aldım. 1 litre suyun içine dostlarım 1 tatlı kaşığı gelecek şekilde keten tohumumuzu alıyoruz. Aldım. Hemen karıştırıyorum. Gördüğünüz üzere. İyice ne ben bunu dostlarım bunları da çekin şöyle seyreteceğim. İyicene birbirleriyle özleştireceğim. Daha sonra ise birer çay bardağı gelecek şekilde vereceğim. Ondan sonra sizler de bana yani hepiniz dua edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü eğer açmayan bir çiçeğinizi uyguladığınızda yani muhakkak açacaktır. Gördüğünüz üzere bakın 1 litre suyumla şey oldu karıştı. Dostlarım şöyle birer çay bardağı gelecek şekilde veriyorum. Arkadaşlar püf noktası nedir kür vermenin? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Hiçbir zaman yaptığınız işlemi dostlarım kuru toprağa yapmayın. Nemli toprağa yapın ki daha etkili olsun. Zaten kuru toprağa yaptığınız zaman bir işlem hiçbir etkisini göremezsiniz çiçeklerinizin. Bu da benden size kısa bilgi. Açmayan çiçeğim var diyorsanız, dallanmayan, budaklanmayan çiçeğim var diyorsanız neler yaptım? Nişasta, şeker, maya kür yaptım ama açmadı diyorsanız bir de bu keten tohumunu deneyin dostlarım. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.